Bizgah. Murat Hocam, şimdi artık depremin üzerinden e, iki hafta yakın bir süre olacak. E, kanınız nedir? Birçok belge, bilgi, her şey geliyor ve siz harf konusunda gerçekten çok araştıran birisiniz. E, ne düşünüyorsunuz bu son gelen veriler ışığında? Şimdi e, tabii öncelikle gerçekten çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. E, buradan bir kez daha e, ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar dileriz. Türkiye'nin başı sağ olsun. Gerçekten korkunç bir felaketti. Tabi bu depremler yani genelde Türkiye'de olduğunda bir mesele, bir tartışma çıkıyor. Yani bu depremleri harp teknolojisiyle tetiklemek mümkün mü? Şimdi doğal olarak insanlar bunu sorguluyor. Bakın ben açık net söyleyeyim. Mesela 99 depremini ben harpa filan bağlamadım. Hı hı. Açık söyleyeyim. Yani o dönemde de çok tartışıldığı halde. Ama özellikle yani bu depremde hem deprem öncesi hem de deprem sonrasında bazı soru işaretleri var. Ciddi soru işaretleri var. O yüzden bunların giderilmesi gerekiyor. Evet tutup yani düğmeye basıp harp teknolojisi deprem oluşturmuyor. Bunu kimse de iddia etmiyor. Böyle de iddia edilmiyor evet. Bakın şimdi özellikle diyorlar ki ya kardeşim tamam yani bu insanların elinde harp gibi bir teknolojisi varsa neden Rusya'yı işte yerle bir etmiyorlar? Neden Çin'i yerle bir etmiyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'ni siz büyütüyor musunuz diye de bir serzenişte bulunuyorlar. Bakın evet. bunu bunu söylerken şunu asla unutmayın. Şimdi öncelikle Türkiye bir deprem kuşağı, deprem bölgesi değil mi? Anadolu fayatlı diyoruz. Tabi deprem nasıl oluşur vesaire filan bunlara girecek halimiz yok. Bunlar haddimiz değil. Bunlar zaten var. konuşuyoruz, konuştuk. Şimdi Türkiye bir deprem ülkesi kardeş. Öncelikle sen binanı sağlam yapacaksın. Öncelikle o depremin şiddetine göre, büyüklüğüne göre sen binaları dikeceksin. Sorumlu alacaksın. O ayrı bir şey. Ama bu deprem şimdi e, hocamın da bahsettiği gibi iki tane büyük deprem. Bunu biz söylemiyoruz. Deprem uzmanları diyor ki ya burada bir anormallik var. Bu büyük depremden önce de anormallikler vardı. Bakın üstelik size şunu söyleyebilirim sadece Türkiye'de değil Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu deprem öncesinde çok ilginç gelişmeler var. Onlardan da bahsedeceğim Söylemem. çünkü evet onları göz ardı ediyoruz tabii Türkiye. Yani bugün hepsini derli toplu bir şekilde son gelen bilgilerle. Anlatıyoruz efendim. Yani tekrardan ziyade yepyeni bilgiler ve son gelen bilgiler. Evet. Bunlar önemli. Şimdi tabii ki biz Türkiye'de olan deprem nedeniyle Türkiye'yi konuşacağız, acılarımızı konuşacağız vesaire filan ama ben aynı zamanda mesela ABD'de olup bitenleri de takip ediyorum. Evet. Şimdi birazdan halk nasıl çalışıyor onu anlatacağım Hı. ama şimdi bu deprem öncesinde Amerika'da bazı şeyler oldu. Olmaya da devam ediyor bakın. Gözden kaçırıyoruz. Bir... Öncelikle biliyorsunuz deprem öncesinde yani Türkiye'deki büyük deprem öncesinde ABD'de semalarında Amerikan semalarında bir UFO meselesi ortaya ya, atıldı. O, yani durup dururken hani bayram değil seyran değil enişten beni niye öptü diye bir şey var ya bizim Anadolu'da. Dolayısıyla da böyle bir şey dolaşmaya başladı. ABD bütün dünyanın dikkatlerini bir balona yönlendirdi. Bakın bir balona yönlendirdi. Şimdi bu balon Çin'e ait olduğu iddia edilen bu balon, iddia demeyelim çünkü Çin de kabul etti kendisine ait olduğunu. Bu balon özellikle nerede uçuş yaptı? Evet görüntüler bunlar bu arada ha, yani. hani. Evet. Amerika'da yaşanan son görüntüler UFO dediler, F-35'ler vurdu dediler. Neler oluyor bilmiyoruz. Şimdi bu balon özellikle Montana dediğimiz bölgede yani ABD'nin nükleer silahlarının olduğu bölgede bu gezdi, dolaştı. Ha. Büyük bir ihtimalle bakın orada bir hareketlilik olduğunu fark etti. Ben öyle düşünüyorum. İki, şimdi yine başka bir şey daha oldu. Daha sonra UFO vurduk dedikleri şeyler de nerede uçtu biliyor musunuz? Alaska'nın üzerinde. Harp Alaska, tesisi. Evet, iki tane tanımlanamayan cisim dedikleri şey Alaska'nın üzerinde vurdular. Alaska'nın üzerinde dolaşıyor. Alaska neresi? Hocam bahsetti. Harp teknolojisinin olduğu, harp tes tesislerinin olduğu yer. Değil mi Amerika'da? Evet. Şimdi bu da tesadüf Bakın bir. Nükleer silahların üzerinde uçuş yapıyor bu balon. Diğer tanımlanamayan iki tane cisim de Alaska üzerinde dolaşıyor. Bu da tesadüf değil. Acaba acaba Çin ya da Rusya Alaska'da Alaska'daki o harp tesislerinde bir hareketlilik mi fark etti? Bak soru işareti Aa, bir. İki, şey sadece sadece UFO tarzı bir şeyler değil. Bunu ABD de söylüyor. Yani Pentagon açıklama yaptı. Dedi ki işte UFO düşürdük dedi. Yani tanımlanamayan cisim düşürdük. Tarihte böyle bir açıklama yok. Bakın Pentagon 14 Şubat'ta bir açıklama daha yaptı. Dedi ki e, Alaska açıklarında Amerikan hava sah sahası yakınlarında geçen 4 Rus askeri uçağını engelledik. Alaska üzerinde uçan, yakınlarında uçan 4 tane Rus savaş gemisi. Neden Alaska'nın üzerinden geçiyor, yakınlarından geçiyor? Yapılan açıklamada bakın şöyle deniyor. Pentagon şöyle dedi. Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı Alaska bölgesinde 13 Şubat 2023'de Alaska Hava Savunma Kimlik Bölgesi'ne giren 4 Rus uçağını tespit etti, izledi, kesin olarak teşhis etti ve durdurdu. Bakın aynı gün ne oldu? Aynı gün ABD Rusya'daki Amerikan vatandaşlarına ülkeyi bir an önce terk etmelerini istedi. Şimdi hmm. bir, bakın bir. Türkiye'deki hareketleri yani de... Bunları geleceğiz. kaçırmayalım, ıskalamayalım bunları gözden kaçırmayalım. Sonra ne oldu? Bakın sonra yine Bunu bir şeyler oldu. Sanırım. Sonra biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bir gemi gönderdi. Savaş gemisi. Eh. Bu savaş gemisinin normalde Türkiye'de kalma programı yoktu. Onu verin arkadaşlar. Bakın yani o, o gemi biliyorsunuz boğazlardan George barış Bush. zamanında... Uçak gemisi. <laughs> barış zamanında... Ha, şey, Boğazlar'dan geçen savaş gemisinden bahsediyorum. Tamam, Boğazlar'a gelebiliyorsunuz. USS Nitze evet. savaş gemisinden Yedi bahsediyorum. Arkadaşlar. Geldi Dolmabahçe sarayına demirledi. Evet. Karşısına demirledi. Aynı tarihler Şimdi, diyorsunuz. ben baktım programında Türkiye'de kalma yok. Türkiye'de bir programı yok. Evet. Şimdi bu gemi neden kaldı? Oradan ayrıldı. Bakın depremi bekliyor bu. Adeta depremi bekliyor. Oradan ayrıldı. Nereye gitti? İzmit'e gitti. Orada da demirledi. Sanki... Bakın burada bir hazırlık var ya da depremin olmasını bekliyor. Böyle bir şey var. Sonra ne oldu? Sonra başka bir gemiyi Türkiye'ye yönlendirdiler ki Sayın Çavuşoğlu dedi ki böyle bir talepte bulunmadık geri çevirdik. yani. Evet George Bush gemisi o işte uçak gemisi. Evet USS George W. Bush e, savaş gemi uçak gemisi. Onu da e, Pire Limanı'ndan Türkiye'ye doğru yönlendirdiler. Ve nitekim de şu anda Uluslararası Su'da hala o gemi bekliyor. O uçak gemisi bekliyor. Böyle garip Bakın garip şeyler oldu. Ayrıca tabii e, kağıthanede meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem çok dikkat çekici. Ben e, deprem uzmanlarıyla görüştüğümde yani buranın kağıthanenin deprem üretmediğini yani merkez üssü kağıt olan bir depreme tarihsel süreç içerisinde rastlanmadığı ve deprem öncesinde ciddi patlamanın olduğu bu sesin barış şekilde kameralar tarafından yani güvenlik kameraları tarafından tespit edildiği ve depremde böyle bir garip sesin çıkmadığı ifade ediliyor. Şimdi bu da bir rastlantı olabilir mi? Sadece şüpheleri söylüyorum. Bakın sadece şüpheleri. Evet, üst üste. Şimdi gelelim bu harp meselesi nedir? Ya yani Harp sistemi var mı yok mu? Ben harpın var mı yok mu tartışmasına girmek istemiyorum. Zaten var Bunu diyorsunuz. tartışma akıl tutulmasıdır. Evet. Çünkü niye? Elimde hocam bahsetti ya Amerikan Hava, Hava Kuvvetleri. Kuvvetleri'nin raporu. İşte bahsettiği hocamın raporu elimde. Geçen programda da gösterdim. Evet. Bin sayfalık bir rapor. Ne diyor bu raporda? Diyor ki hava şartlarını hava şartlarını müttefiğimiz yapmal yapmalıyız. Ve özet olarak şu diyor, şöyle diyor: Bu çalışma askeri hedeflere ulaşmak için hava durumunu gerçekte bir savaş enstrümanı olarak kullanmayı amaçlar. Hava şartlarının değiştirilmesi, yeni yapay hava koşullarının oluşturulması savaşın kazanılmasında büyük rol oynayacaktır. Dolayısıyla bu bir havaya hükmetme projesidir. Şimdi bunu Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin hazırladığı rapor. Yani bu saatten sonra harpı tartışmak yani akılsızlık. Hemen bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Hemen bakın. Ondan sonra hemen ben bir şey soracağım size. Bak. Bak. Dedim ya. E, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine ben genel kurmaya gittim. E, kara, Türk Kara Kuvvetlerinde evet. bakın. Bakın. 28 Ekim 1999 tarih ve 115 sayılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bülteni ile Harp'ın sisteme girdiği zaten Türk ordusunda kayıtlar Bakabilir var. miyim hocam o kitaba? Bak, kitapta var bak. Şöyle bakabilir miyim? Yani bak. Türk ordusunun Bilmiyorum. kayıtlarına da girmiş bak, bir şey. Bak tarihini veriyor. Evet. 28 Ekim 1999. Evet. Yani 17 i̇şte Ağustos'tan sonra. Türk milleti ordusuna bundan dolayı güveniyor kardeş. Ve 115 sayılı KKK bülteni. Kara Kuvvetleri Komutanlığı. Allah Allah. O Ağustos'tan sonra olması da ilginç. Şimdi. Tabi. Çünkü o tarihte Bülent Ecevit evet. e, Ahmet Meteşkar'ı ediyor ya bunu evet, araştır evet. acaba Amerikan gemisinden mi kaynaklanıyor? Tabii. Oluyor? 28 Ekim o çünkü tarih. Tabii. İlgi. Şimdi şeyden de bahsetmiştik. Mesela bu harp sisteminin ne kadar tehdit edici bir silah olduğunu. Bakın silah olarak tanımlıyor. Avrupa Birliği parlamentosu bu harpı bir silah olarak e, nitelendiriyor. Yine mesela ee, orada dedim ki Avrupa Birliği Parlamentosu'nda 5 Şubat bakın 5 Şubat 1998 yılında iki tane oturum düzenlendi. Bu konuyla ilgili iki tane oturum düzenlendi. Bakın sayfasında hala var. Girip bakabilirler. Gizli saklı bir belge falan değil. Şu anda Avrupa Parlamentosu'nun sayfasında o oturum var. Ne dediler? Ee, AB yetkilileri bu harp konusunda açıklama yapmaya davet ettiler. Bir mektup yazarak. Nedir kardeşim? Silah olarak değerlendiriliyor. Ve dolayısıyla o oturuma iki tane dünyanın en iyi harp uzmanı olan iki kişiyi davet ettiler. Bir tanesi Nick Begich. Şimdi hı hı, bakın elimde çok enteresan bir kitabı da var. Tabii. İnternette pdf olarak var. Adı diyor ki bu harpı melekler yapmadı diye bir. Makale de aynı zamanda <laughs> bilimsel Don't makale. Don't play this harp. Dedim, tabi. Bu bu harpi melekler evet. yapmadı diyor. Bakın evet. çok içerisinde bu kitabın, bu makalenin içerisinde gerçekten evet. çok enteresan bilgiler var. Don't angel this harp. Evet. Çok enteresan bilgiler var hocam diyor ki. önce orada yani, yayınımıza kedi de katılıyor yani beraber yapıyoruz yayını. Evet kedileri yok, severiz. Peki izleyicilerimiz severiz. Allah'ın Allah yardımı. Evet, evet diyor, ki, diyor ki harp teknolojisi diyor toprağın yani ...yeraltının tomografisini çeken bir sistemdir. Yani şu. 10 kilometre aşağıya kadar. Yani şu, Öyle mi? Şura yani geliyoruz. Bu deprem de 7 kilometre aşağıda oldu. Evet. Diyor ki, şimdi Türkiye bir deprem kuşağında mı? Evet. Türkiye'de önemli fay hatları var mı? Evet. Zaten harp sistemi o zaman devreye giriyor ve bu sistemi çalıştıranlar o faylar üzerinden hareket ettiriyor. Yoksa fay hattı yoktur, efendim sıfırdan bir deprem üretmiyorlar. Onlar biliyor, tomografisini çekmiyor çekiyor mu? Çekiyor. ...1999 depreminde zaten Marmara'nın bütün altyapısını çektiler. Yabancı gemiler, sismik gemiler... Fransız gemiler Fransız geldi. Gemiler, Fransız geldi gemiler, gel. o, çok büyük bir hataydı. Osman Durmuş'un rahmetli kan meselesinde tiye evet. almışlardı. Adamcağız evet. ne kadar doğru söylüyor. Çok büyük bir hataydı. Tamamen yabancı e, bilim adamlarına, yabancı gemilere teslim ettik. Ve etti. hatta o, hala onların altını... fayatlarına göre şu anda uzmanlar yorumluyor. Evet, evet, evet. evet. Şimdi bu insanlar, bu konuda çalışan, harp konusundan çalışan insanlar... Tabii ki Kahramanmaraş merkezli bir depremin oradan fay hattının geçtiğini biliyorlar. Ve biliyorlar. Buranın sismolojik etütünü yapmışlar. 500 yıldır enerji toplanmış onlar. Enerji toplanmış. Zaten onu kolluyorlar. O yüzden stresin yoğun olduğu, stresin artık patlama noktasına geldiği o fayı Harekete yetirmek için harp teknolojisinde kullanabiliyorlar. Ayrıca patlayıcılar kullanıyorlar. Birazdan detayını anlatırız. Bir de şunu söyleyeyim. Tamam, yayın, hocam bak diyor ki sonra... Rusya devlet duması bakın hocam ondan da bahsetti. Rusya devlet duması 9 Ağustos 2002'de harpi yeni bir silah türü olarak nitelendirdi. Bakın 90 90 devlet milletvekili Rus devlet dumasındaki 90 milletvekili 2002'de Harpi tehlikeli bir silah olduğunu belirtti, bir metin düzenledi, imzaladı ve Putin'e verdiler. Bu silahın durdurulmasını istediler. Birleşmiş Milletler'de bunun tartışılmasını istediler. 2000'li yıllar ve 2010'lu yıllar Rusya'da inanılmaz sıcaklar, kasık kavurdu. Bunu açık ne şekilde? Rus ordusu harpi suçladı, Amerika'yı suçladı. Dolayısıyla bakın bu harp sistemi 1990'lı yıllarda kurulduğu iddia ediliyor bakın. Oysa bu önceden kuruldu. Burada kitapta belgesini ben gösterdim. Getirmediğim yanımda geçtiğimiz programda gösterdim. CIA 1960'lı yıllarda Beyaz Saray'a böyle bir ihtiyaçları olduğunu yazan orada belgeyi gösterdim size. Siz gösterdiniz. Orada diyor ki bizim hava şartlarını müttefiğimiz yapabilmemiz, hava şartlarını bir silah olarak kullanabilmemiz için şunlara 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 ihtiyacımız var. Yani dedikleri doğru değil. 1990'lı yıllarda bu harp başlanmadı. Sonra büyük tepki çekti. Ee, özellikle Amerika'dan bu sivil toplum kuruluşları vesaire bu harp sistemini sorgulamaya başladığında 2014 yılında Alaska Üniversitesi'ne devrettiler projeyi. Amerika'nın bu gizemli projelerinin hemen tamamı önce askeri alanda başlıyor, askeri alanlar bunu yapıyor sonra tepki çekince sivil alan, sivil ana teslim Hocam diyorlar. şimdi birkaç görüntü göster.